Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Victor Timely adlı arkadaşın kim olduğundan ve neler yaptığından bahsetmeye çalışacağım. Bu arada Kerim'den ve Orhun Kutay Bozkurt'tan süper teşekkür gelmiş. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Kesenize bereket abiler. Ve hazırsak hemen konumuza geçiyorum. Öncesinde de görsellerin telif hakkının Marvel'a ait olduğunu söyleyeyim ve başladık. Karakterimizin adı Victor Timely olsa da aslında kendisi Kang the Conqueror'ın başka bir varyantı. Zaten bahsedeceğim olaylarda bu elemanın bu rolde yaptıklarıyla alakalı. Hani neden böyle bir karar vermiş? Onun gibi sorulara cevaplandıracağım. Hatta direkt bu soruyla da başlayalım. Devamını getiririz. Olay şöyle. Şimdi bu Kang adlı arkadaşın sürekli bir fetih peşinde olduğundan daha önceki videolarda ben bahsetmiştim. İlla ki siz de denk gelmişsinizdir. Loki dizisinde gördüğümüz ilk Kang da kendi varyantlarının amaçlarının ne olduğundan bahsetmişti. İzleyenler onu da fark etmiştir. Kang amacı için ne kadar çaba gösterirse göstersin sürekli bir engelle karşılaşıyor ve işler istediği gibi gitmiyordu. Ve bu yüzden karakter alternatif bir fikir düşünmeye başlıyor. Bunun için sadece kişiliğini Victor Time olarak değiştirmiyor, aynı şekilde stratejisini de değiştirmeye karar veriyor. Mesela önceden direkt ben Kang'ım fethedeceğim diye lambur lumbur dalıyordu olaya, ama bu Victor Timely aynı şekilde saldırmıyor. Yeni bir strateji uyguluyor yani. Avengers, Fantastic Dörtlü ya da karşılaştığı diğer ekipler bir şekilde Kang'a engel oluyorlardı. Bu ekiplerin geneli de aşağı yukarı 20. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ve bu yüzden de Kang planını bu yüzyıla şekil verme olarak değiştiriyor. Hani eğer bu yüzyılı kendi istediği gibi düzenlerse, zamandaki gidişatı birebir orada kontrol ederse karşısına çıkacak karakterlerin önüne geçebilecek. Hani bunu bir nevi arka kapıdan saldırmak gibi düşünebilirsiniz. O yüzden kendisi 20. yüzyılın başında, yani 1 Ocak 1901 yılında ana evrende Victor Timely olarak ortaya çıkıyor. Buradaki rakipleri, daha doğrusu rakip demek doğru olur mu bilmiyorum, ama karşılaştığı karakterler diğer saydığım ekipler yerine Thomas Edison gibi elemanlar çıkıyor. Buradaki sıkıntı da şu. Şimdi Victor Timely bulunduğu dönemdeki topluma teknolojik icatlar yapan normal bir insan gibi görünüyor. Hani kendilerinden farklı görmüyorlar elemanı, öyle söyleyeyim. Yaşlanması lazım ama Kang yaşlanmıyor. Elemanın öyle bir durumu yok çünkü. Ve içinde bulunduğu topluluk bu özelliği fark ederse Kang yine bir sorunla karşılaşmış olacak. Burası da bariz belli. O yüzden elemanımız buna iki tane çözüm bulmuş. Bir tanesi ilk göründüğü halini yıllar geçtikçe yaşlandırmış ve sonunda öldürmüş. İkincisi de şu. Eleman Kronopolis'e geri dönüyor. Orada artık kendi görünüşünü düzenleme mi yapıyor, ne yapıyor belli değil. Bunu yaptıktan sonra karakter Victor Timely Jr. olarak yeniden ortaya çıkıyor ve bütün işi önceki Kang'ın kaldığı yerden yürütmeye devam ediyor. Aslında aynı kişiler, ama eğer eleman tamamen ölmüş olursa yüzyılı komple şekillendirememiş olacak. Ölmeyip normal şekilde devam ederse bu defa elemanın farklılığını anlayacaklar. O yüzden böyle sanki o değilmiş de onun çocuğu gelmiş gibi hareket ediyor. Ve bu şekilde eleman uzun bir süre boyunca yüzyıla şekillendirmeye devam ediyor. Bu arada Victor Timely işini bayağı ileri götürmüş. Hatta elemanın buluşları Jim Hammond adındaki sentetik yapıdaki android olan Human Torch'un icat edilmesine yardımcı olmuş. Evet, bunu daha önce söylemiştim. Söylemediğim kısımsa şu. Bu arkadaşın aslında Captain America First Avenger filminde yapılan Stark Expo'da gösterilmiş olması. Tabi direkt olarak bu arkadaş o mu belli değil. Doğrulanmış bir açıklama var mı ben bilmiyorum, öyle söyleyeyim. Ama elemanın üstünde sentetik adam yazması ve görünüş olarak bu elemanın Jim Hammond'a benziyor olması iki karakterin uyumunu gösteriyor diye düşünüyorum. Ve bu da videomuzun son cümlesi oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweetler atabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.